Peki. defa bitti dedi. Sizin gözleminiz, bir de ekranda bu görüntüler var. Şimdi bu bir dağınıklık olarak görülüyor bir yandan. Yani işte acaba Sayın İmamoğlu ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun rekabeti mi? İşte masada 6 lider olması çok başlık eleştirilen tarafı var. Bir yandan da şimdi sahada bir yandan Ekrem İmamoğlu, işte bir yandan Sayın Kılıçdaroğlu, bir yandan Sayın Akşener, bir yandan işte Ali Babacan. Bütün liderler sahada farklı yerlerde aslında hepsi muhalefete çalışacak. Bu iktidar için biraz da şey değil mi, ürkütücü değil mi? Yani çoklu bir rekabet var karşıda. İktidar için çok... Mesela bu görüntüler dün mesela Sayın Kılıçdaroğlu için hatta bu adaylık yarışında paylaşıldı. İşte Gaziantep'teki ilgiden bakın işte kazanamayacak aday diyorlar ama bakın işte ne kadar Gaziantep'te ilgi yoğun diye örneğin. Bu görüntüleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bu görüntüleri iktidarın lehine değerlendiriyorum. Çünkü iktidar lehine demek ne demek? Bütün kararı verecek olan millet. Milletin kafa karışıklığı iyice artıyor. Yani altılı masada tam bir toparlanıyor, bir aday çıkıyor derken bir bakıyorsunuz İYİ Parti'nin afişlerinde, reklamlarında Ekrem Bey'in burada görüntülerini veriyor. Ondan sonra diyorsunuz ya tamam burada ne var diyorsunuz. Bu arada bir araya geliyorlar. İşte ben Sayın Genel Başkanım sizin için çalışacağım diyor Ekrem Bey. Sonra Kastamonu'ya gidiyor. Yani diyelim ki belki Sayın Genel Başkan'ın bilgisi dahilinde gitmiş olsa bile vatandaş ne bilecek? Değerli parti meclis üyem bile orada meclis üyesi olduğu halde veya değerli Genel Başkan Yardımcım ne konuşulduklarını altı lider bir arada konuşuyor. Bilmiyor ki, o zaman vatandaş da diyor ki bu tarafta ya baksana devamlı bir belirsizlik var. Somut. Demin çok güzel bir örnek verdi Sevilay Hanım. Bu tarafta siz Kastamonu'da gitmişsiniz, orada bir gezi yapıyorsunuz. Vatandaş ilgisi diyorsunuz. Tamamen hemen komşu ilde dün mükemmel bir tünel açılışını Tayyip Bey video konferansla giriyor. O yolun o bölgeye getireceği hizmeti. Yani vatandaş şöyle bakıyor. Bir tarafta iktidarın hani bölge bölge alsak bile Kastamonu'daki bu gezi. Bir gün önce Amasya'da açılan bir tünel. İşte Trabzon'da bir herhangi bir hareket olsa dünyanın en büyük, en uzun tüneli 14,5 kilometrelik Zigana tüneli gün sayıyor. Sonuçta ben mesela Erzurum seyahatinde Sayın Cumhurbaşkanımızda bulundum, gördüm. Erzurum'da çok muazzam bir ilgi var tabii ama oradaki yani gösterilen sadece o kalabalık değil. O insanların göstermiş olduğu sevgi, birbirleriyle olan özde ilişkisi, gençlerin ilgisi. Yani burada hem böyle bir ilişki var hem bir taraftan devamlı bir icraat var. Devamlı icraat var uluslararası işte konularda olsun. Diğer taraftan yapılan hizmetlerde olsun. Vatandaş seçimde yaklaştıkça ya ben diyor ya 20 yılda tamam sorunlarım vardı. Bir de şunu çok açıkça söylemek isterim. Siyaset yapmadan Tayyip Bey yapacağı işi söyler, yapamayacağını da söyler. Hayat pahalılığı konusunda söyledi. Burada bizim daha yapmamız gerekenler var dedi. Yani enflasyonda da uygulanan... Yapamayacaklarını da söylüyor ama. Yani 2013'te biliyorsunuz $25.000 2023 hedefleri vardı. O da gelir yani. Şimdi yani yapamayacaklarını da söylüyor. Yapamayacakları. Sonra da unutuyor. Yani şöyle onu vatandaşa sormak lazım. Siz ne düşünüyorsunuz? Hayır, yapamayacaklarını da söylüyor. 85 milyondan yani biri 500 ama bir milyar dolar Tayyip Bey seçimi kazanmayacak. 500 milyar dolar ihracat, $25.000 kişi başına gelir. 2023 hedefleri ne oldu? Tayyip Bey demedi pandemi çıkacak dünyada. Ya hocam, Tayyip Bey demedi. 2023 hedefleri ne oldu? Bırakın hocam. Ne oldu 2023? Bunlar da siz de üzülün. Eğer ülke adına olumsuz bir şey olmuşsa ülkenin hepimiz bir vatandaş. Yani dolayısıyla Tayyip Bey şu anda vatandaş görüyor. Mesela ne güzel söyledi yine Sevilay Hanım. Ya bir sorunları var. Siyasetin, muhalefetin de iktidarın da görevi vatandaşın sorununu dinlemek. Ya milletvekili olarak milletvekilliği yaptınız. Vatandaş size mesaj atsa, gelse meclisteki odasına sorunu getirse bundan uğraşacaksınız. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten ne dedi? EYT dedi. EYT tamam bak sözleşmeli kadro yani ne kadar önemli. 500.000 kişi şimdi Sayın Müslüm Bey'in Karadeniz gezisindeki yaptığıyla siyasette yani borsa gibidir. Güne bağlı olarak değişir. Orada hükümetin yaptıkları muhalefetin kendi aralarındaki vatandaşta kafa karışıklığı oluşturan konular bunların hepsi tekrar ben şöyle çok acayip bir izlenimim iyidir. Bakıyorum ya bu azalmalar nereden? Mesela Müslüm Bey'le belki muhakkak öyle bir soru da sormuşlardır. Daha önceki AK Parti'ye oy verenler azalmış. Neden? Bunlar kararsız hale geçiyor önce. Kararsıza geçtiği zaman tamam diyor, ben demek ki kararsızım, öbür tarafa gidebilmem için daha iyisinden yaptığından emin olmam lazım. Zaman, gelişmeler bunun öyle olmayacağını gösteriyor. Kararsız tekrar dönüyor. Biraz önce değerli Genel Başkan Yardımcım hangi anket dedi? Kararsızlar tekrar AK Parti'ye döndü diyorsunuz ya, yani. Geri dönmez mi? Bizim ARGE başkanı, tekrar kararsız olmazlar mı? Bizim ARGE başkanı Mustafa, adaylık açıklandığı hocam, zaman mesela. Mustafa Şen Bey ARGE başkanı AK Parti'nin açıkladığı rakam. Genel Başkan Yardımcısı, siz de Genel Başkan Yardımcısının %52'nin üzerinde olduğunu söyledi. Yani netice